Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Kadir gecesi bugün. Kadir geceniz mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun. Temennimde bulunayım. Zor Elazığ programı. Görebildiğim kadarıyla ciddi anlamda tay yarışları da var. Hani güzel ikramiye gitme olasılığı yüksek. O yüzden bütçelerinizde bu mübarek günde aşmayın derim. Yani dikkatli oynayın. Oynayan arkadaşlara da tek getirmek mesele olan bu. Olmadı mı olmaz. Dikkat edin. Önerim bu olacak. Birinci koşuyla başlayalım. Handikap 14. Handikap 3. 1600 orta mesafeli bir handikap yarışta kilo alan AGF atlarının 1 ve 2'nin olması yarışın sürpriz olasılığını yükseltmiş durumda. Bu handikap şartlarında kilo veren safkanlara gitsem de çok öyle hani emin olduğum bir safkan yok. Yani burada bir atım yok aslına bakarsanız. Sürpriz ihtimalli, yüksek ihtimalli bir yarış. 11 maiden atı grubun en ideal kilosunu taşıyan erkek safkan. %3 oynanması var. O çıkıyor bende. Ama güven vermiyor haliyle. Yazılması taraftarıyım. 11. 1-2 AGF'ler 10 Zafirem arasına rağmen, diş olmasına rağmen şanslı koşuyor gördüğüm kadarıyla. 4 erkek safkan, 7 süper seda, sürpriz ihtimali safkanlar. Bütçeniz oranında buraya at yazmanızı öneririm, tavsiye ederim. Yani emin olduğum bir safkan yok, AGF'ler dahil. Kim gelirse de hiçbirine itiraz etmeyeceğim bir yarış olmuş. İkinci koşu maiden 3 yaşlı Araplar. Bundan altın içerisinde de var. İkinci altın içerisinde. Bu maidenlarımız ciddi anlamda zor. Çünkü her ne kadar derece çıkarsalar oradan görebilsek atları da iyi koşanlar da olsa. Şimdi İstanbul'da bakın. Halis'in bindiği maiden atı aynı şekilde yarışı kaybetti. İkinci kaldı. O AGF ile. Rakibine geçildi. O ayrı mesele ama hani tespit edip bulsak bile atı geçilme ihtimalleri var. Maiden. Çıkmayan atların bir araya toplandığı yarış. Yani yarış yarış gibi koşmuyor. Yarış olmaktan çıkıyor. Umarım bu AGF gelir. Bir Muş Fatih'i tek olabilir. 151 AGF Necmi ile. Hani güvenmek zorundayız. Biraz da o vaziyet gidiyor çünkü. İyi bir safkana benziyor. İyi atlar çıkması gerekir bu 3 yaşlıların meydanında. Eksik koşar ise bir sadece 5'i önereceğim. Yeni koşan bir safkan görebildiğim kadarıyla rakip olacak. Onlar da tabii çıkmak isterlerse. Ama tek olacaksa bir bu AGF'ye itirazım yok. Kullanılabilir. Üçüncü koşu şartlı 2. Into şartlı 2'ye kadar düştü. 166 AGF. Grubun en kaliteli atı. 1200 mesafe. Startta kalmaz. Ferit attan düşmez ise tek olur kazanır. Yani nereden buldun bu teki diyecekseniz 166 AGF. Herkes tek atacak. Yanına ikili olarak bir nolu safkanı önereceğim ki bir diğer grubu geçmesi gerekir. Dördün arkasına girer. Ha, dördün başına bir iş gelirse bu AGF ile Ferit'le bir onun yerine geçer arkadaşlar. Görebildiklerim bunlar olur. Yani bildiğimiz safkan into. Umarım yanıltmaz. Dördüncü koşu. Bakın altının ilk ayağını illaki zor bir yarış koyarlar. Bula bula maiden 3 yaşlı Arapları buldular. Altının ilk ayağını. Ya bunlar bilinçli, kasıtlı konur. Favori gelecek olsa kolay kolay koymazlar zaten. Yani sadece yarışın yerinden AGF'leri dahi eleyebilirsiniz. Ki gördüğüm bir safkanda öyle amşan bir at yok. Aprantilerle maiden çıkan Arap atlarını gördüğüm için aprantilerin bindiği AGF almış safkanları ve dişi atları önereceğim. 8-11 kuponlara öncelikle bulunması gerekir. Yarışın AGF'leri 4-5-5-4 çıkmazlar kolay kolay. Çıkacak olsalar getirip buraya 4. koşuya konmaz. Düşüncem bu yönde ilk ayaktır. AGF ağırlıkları taşır bu safkanlar.
5-4-4-5 dahil tuttuğunuz, hatta sürpriz atlar 1-2-3-9 görünmekte. %1'likler var. Bütçeniz oranında buraya da at yazmanızı öneririm. Ancak az atla geçecek arkadaşlara 8-11 kuponlarda bulunsun. Tavsiyem bu olur. Yanına tuttuğunuz, kendi tuttuğunuz bir ya da birkaç atı yazarak da geçmeye çalışalım. İnanın çıkartmıyorlar bu meydandan. Bizleri de çıkartmıyorlar yani. Kuponlar olduğu gibi yatırıyorlar. Hiçbirine güvenmiyorum. Hiçbirine de inanmıyorum. Bu maiden yarışlarına da inanmıyorum. Bu vaziyette. Bir hafta içerisindeki 3 yaşlıların maidenlarına bakın. Görürsünüz. 5. koşu. Handikap 16. Handikap 3. Kısa mesafeli bir handikap yarışta 2 gibi, Yağız Alp gibi buraya getirilmiş bu tip safkanlar şanslı koşar arkadaşlar. 2. Güzel de sürpriz yapar. %5'lik bir oynanması var. Kuponlarda bulunması gerekir. 9 ve 7'nin onu safkanlar. Rakip olarak önerebileceğim safkanlar oldular. Bunlardan birinin kazanmasını bekliyorum. Diğer gruptan at önermeyeceğim. Tuttuğunuz varsa eklemeyi kendiniz yapmalısınız. 2. 9-7 rakip. 2'nin onu safkan. Favorim. Favori durumda koşuyor bende. Birinin kazanması normal sonuç olur bana göre. 6. koşu kısa vade 6. Orta mesafeli bir kısa vade 6 yarışta Ferit. 5 Kelemer'de Ferit. Kelemer kalite handikap puanı. Ki yanlış hatırlamıyorsam bir grup yarışları vardı bunların. Şenap'le arkalı önlü girmişlerdi. O yarışlardan birini tekrarlarsa Elazığ'da Kelemer 5 nomlu safkan bu yarışı kazanır. Sebebi yarış şartının kısa vade 6 olması. 1-2-3 gibi Kaisberg 2 tanesi. Bunların başarılı yarışlardan sonra kilo alarak buraya gelmeleri. Aprantilerini aldılar 2 ve 3 nomlu safkanlar. Ama onlar da şanslı, kazanıyorlar. Ancak hani kim favori derseniz ben de 5 nomlu safkan risk edilebilir tek olarak da öneririm. Eksik koşan ise 8 ve 13 nomlu safkanlar var. Bunları rakip olarak önereceğim. Uygun kiloda koşan, para kazanamamış safkanlar. Kısa vade aldılar da 8-13. Bu tip atlar da ikramiyeye ortak olup para kazanıyorlar. 5 eksik koşarsa onlar yerine geçer. Birincilik için. Diğer atlardan tuttuğunuz varsa eklemeyi size bırakırım. Bu gruplar sürekli olarak sürpriz çıkartan gruplar oluyor ki yarış şartı da buna her zaman elverişli oluyor. Kısa vade 6, Urfa'da, Şanlıurfa'da, Elazığ'da gördüğümüz sonuçlar hep. Yani favorinin nadiren geldiği yarış şartları. Ama 5 yine de Ferit tercihiyle, bu AGF'si ile ben kazanmasını bekliyorum. 8-13 eksik koşarsa rakibi olur. Diğer atların yazımını size bırakıyorum. 7. koşu handikap 14 handikap 3. Burada 3 tane 4 yaşında safkan var. 7 etkili bir yarış çıkartıp kazanabilir. AGF'si doğru, kilosu doğru. Her ne kadar yaş dezavantajı olsa da mesafeye rağmen yani diğer 5 nolu safkanın yarışın AGF'sinin 61 kilo olması, Ferit atıyor bu 61 kiloları ama zorlanacak. Ferit de zorlanır kilo ile. Bu yüzden 55 uygun kilo. Yarışın şartı handikap 13. Handikap 3 olması, handikap 14. Burada hafif kilolu atlar var. Onlardan biri 9. Her ne kadar ara vermiş olsa da bakın, Necmi Altın tercihiyle atın form durumunda bir şeyler vardır. Necmi bu yüzden biner. Ferit en ağır kilolu ata binerken şanslı kalabilmek için Necmi de en uygun kilolu ata biniyor. 55 ile koşar büyük bir ihtimal ama bu aradan etkilenmezse dinçlik yarışıyla bu grupta etkili bir sonuç alabilir. %3 oynanması var sürpriz atın. 4 yaşında yine altın oğlu safkan. Tek kullanmayan arkadaşlara öneririm. 5 nolu safkandan önce, bu da 58 kilo, kalitenli kap puanı iyi veren erkek safkan. Diğer atların yazımını size bırakırım. Ben bu 3 atı önereceğim. Tek olacaksa 7 Baba Sergen gene tekrarlar kazanır vaziyette. Sürprizi 9 ve 6 nolu safkanlar.
8. koşu tekrar meydana geldi. %42'lik Tanzer Altın onu safkan. İnanın güvenmiyorum yani. Ki bu AGF'lere hiç güvenmiyorum. İşte Halis Karataş İstanbul'da sonuç ortada, yarışta ikinci. Bütçeniz oranında at yazmanızı öneririm. 5. Sakar Bey biraz ön planda çıkıyor bende. Umarım iyi yarış çıkar, ilgililer de çıkalım demişlerdir. Koşar, kazanır düşüncesindeyim. 6'ya rakip olarak da önermekteyim. Tek kullanacaksanız, inandığınız tek varsa bu maidenlarda, diğer maidenlar dahil, bu atı ben tek tutuyorum diyorsanız tek atın en güzeli bu. 5-6 at yazsak bile gene de patlatıyorlar. Ummadık atları getiriyorlar, geliyorlar daha doğrusu. İyi atlar çıkmayınca, enseye basınca olanlar oluyor. 10 dişi safkan, ikincilik gelmiş AGF var. Yine 6'ya rakip olarak önereceğim ama 5 ben kuponlarda olsun düşüncesindeyim. Bir tane atı önermiş olayım sizlere. 5-6-10 diğer atların yazımını size bırakıyorum. 9. ve son koşu. Yani yarışlar ters ve zorlu gidiyor. Maidenlardan dolayı özellikle. Kısa vade altı maiden handikap. Direkt atlarda çıkmayınca inanın ben de zorlandım. Yani az at önermem gereken yerler var. Önermekte zorlanıyorum tabi. 11 kaçar veysi 3 yarıştır tek önermekteyim. Sürekli uygun kilolarda, uygun şartlarda, uygun atlarla koşuyor. Ferit tekrar tercihledi. Sprint attırması gerekir. Bu mesafede bu kiloyla atar bu sprinti, 2 nolu Efe Ahmet'i geçebilir. Atmazsa 2 yarışta kazanır, tek olur vaziyette duruyor. 2-11-11-2. Bu ölüm gene de 11 yarışın şartına uyan, neredeyse tek erkek safkan durumunda. O yüzden yazılması taraftarıyım. 11-2-2-11. Varsa diğer tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz ama az at eklemenizi de öneririm son ayağı. Hani kimi tek atalım derseniz inanın %49'a 51 değil mi yani? 51'den 11 kaçar veysi plasa atları ben tek atmayı severim. Kendi kuponumda da 11 nolu safkanı tek düşünmekteyim, daha kurgulamadım. Elazığ bu kadardı arkadaşlar. Umarım yazdığınız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olur. Şansınız açık olsun. Hoşçakalın.